Merhaba çocuklar. Bugün sizinle yine çok güzel bir etkinlik yapacağız. Bu etkinliğimiz bir makas çalışması olacak. Farklı bir makas çalışması. Şimdi öncelikle şöyle A4 kağıdımıza bir tane çocuk figürü çiziyoruz. Evet, yüzü de çizdik. Gözlerini çiziyorum. Evet. İçlerini boyuyorum. Kaşlarını çiziyorum. Minik bir burun. Ve ağzı. Evet. Şimdi de şöyle boyun ve gövdesini çizelim. Evet. Evet, bakın. Çocuklar, böyle bir tane figür çiziyoruz. Çocuk figürü. Üzerini boş bıraktım çünkü oraya birazdan yapacağım parça gelecek. Şimdi bu parçamızı elimize alıyoruz. Ben böyle bir tane dikdörtgen karton hazırladım. İsterseniz el işi kağıdıyla da yapabilirsiniz. Şimdi bu kartonu böyle şeritler halinde kesiyoruz. Yalnız üst kısmını kesmiyoruz. Bu şekilde kalacak. Evet. Kartonumuzu şeritler halinde ince ince kesiyoruz. Evet. Son bir parça kaldı. Evet, bu da tamam. Evet çocuklar, bu şekilde olacak bu parçamızda. Şimdi bunu çocuğumuzun saç kısmına yapıştırıyoruz. Bu karton çocuğumuzun saçları olacak. Evet, şöyle hafif kavisli de yapıştırabilirsiniz. Evet. Bakın. İşte böyle oluyor çocuklar. Şimdi dilerseniz öncelikle çocuğun bedenini, yani kıyafetini boyayabilirsiniz. İsterseniz yüzünü de renklendirebilirsiniz. Veya kenarlarına değişik resimler çizebilirsiniz. Şimdi makas çalışmamız başlıyor çocuklar. Çocuk figürümüzü koyuyoruz ve biz bir kuaför oluyoruz. Çocuğumuzun saçlarını istediğimiz kadar, dilediğimiz gibi kısaltıyoruz. Değişik modeller yapabilirsiniz. Evet, birini kesip birini kesmeyebilirsiniz. Veya birisini çok kesebilirsiniz. Dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz çocuklar. Bu size kalmış. Evet. İyi eğlenceler diliyorum çocuklar. Görüşmek üzere.